Bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde eğitim araştırmaları ve ARGE çalışmaları konusunun dördüncü dersini işleyeceğiz. Bugünkü konumuzun içeriğinde karma araştırmalar, bilimsel araştırma etiği, verilerin toplanması ve bilimsel raporun bölümleri konuları bulunmaktadır. Karma araştırmalar. Karma araştırma ne demektir? Karma araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin, yaklaşımların veya kavramların, karışımlarını veya kombinasyonlarını tek bir araştırmada veya bir dizi araştırmada kullanılması der. Karma yöntem araştırmalarının kullanım yerleri nelerdir? Karma yöntem araştırmalarının kullanım yerleri, ölçek, anket formu ve diğer veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde, geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarında, verilerin onaylanması ve çapraz doğrulanmasında, aynı konuların farklı yönleriyle incelenmesinde, Farklı açılardan karmaşık olguların keşfedilmesinde ve tek bir yöntemle elde edilen bulguların araştırılması veya test edilmesinde kullanılır. Karma yöntem araştırmalarının iki temel amacı nedir? Karma yöntem araştırmalarının iki temel amacı çeşitleme ve tamamlayıcılık, başlatma, geliştirme ve genişletmedir. Çeşitletme ve tamamlayıcılık nicel ve nitel yöntemler uygulayarak elde edilen sonuçları doğrulamak veya geliştirmektir. Başlatma, geliştirme ve genişletme, nicel ve nitel yöntemler uygulanarak elde edilen sonuçlardan yararlanarak yeni araştırma soruları türetmektir. Karma yöntem araştırmalarının güçlü yönleri nelerdir? Sayılara anlam katmak için kelimeler, resimler ve anlatılar kullanılabilir kelimelere, resimlere ve anlatılara hassasiyet katmak için sayılar kullanılabilir. Nicel ve nitel araştırma paradigmalarının güçlü yönlerinin birlikte kullanılması sağlanabilir. Araştırmacı temelli bir kuram oluşturulabilir ve oluşturulan bu kuram test edilebilir. Araştırmacı tek bir yöntem ve yaklaşımla sınırlı olmadığından dolayı daha fazla ve daha geniş kapsamlı araştırma sorularına cevap bulabilir. Araştırmacı çalışmasında kullandığı bu yöntemdeki zayıflıkların üstesinden gelmek için diğer yöntemin güçlü yönlerinden faydalanabilir. Elde edilen bulguların doğrulanması için daha güçlü kanıtlar sağlayabilir. Tek bir yöntem kullanıldığında eksik kalabilecek unsurlar yani içgörü ve anlayış gibi unsurlar diğer yöntemlerle tamamlanabilir. Elde edilen sonuçların genellenebilirliğini arttırmak için kullanılabilir. Kur'an ve uygulamanın birlikte ele alındığı karma yöntem araştırmalarında araştırma problemine ilişkin daha bütüncül ve eksiksiz bilgi sağlanabilir. Karma yöntem araştırmalarında karşılaşılabilecek başlıca sınırlılıklar nelerdir? Araştırmacıların hem nitel hem de nicel araştırma yöntemleriyle başa çıkmaları zor olabilir. Özellikle iki yöntem aynı anda işe koşulduğunda veya araştırmacılar takım halinde çalıştıklarında karma yöntemin uygulanması zorlaşabilir. Karma araştırmaların zaman içerisindeki yolculuğu nasıldır? Birden fazla nicel yöntemin birlikte kullanılması, birleştirilmiş anket ve görüşmelere yer verilmesi, nitel ve nicel verilerin çeşitlendirilmesi, sadece tek araştırma, duruma göre araştırma ve yararcı araştırma paradigmalarını benimseyen araştırmacıların görüşlerinin birleştirilmesi, iki geleneksel nitel ve nicel paradigmanın Varsayımlarının tartışılması ve uzlaştırılması. Karma yöntem araştırmalarının çeşitlerine ilişkin bir sınıflandırma sisteminin belirlenmesi. Çoklu yöntemlerin bir araştırma sürecinde kullanılması. Pek çok açıdan karma yöntem araştırmalarının sağladığı olanakların belirlenmesi. Araştırma sürecinde karma nitel ve nicel yöntemlerin karşılaştırılması. Karma yöntemin Nitel ve nicel yöntemlerin doğal tamamlayıcısı olarak konumlandırılmasıdır. Karma araştırmalarda çeşitleme oldukça önemlidir. Buradaki görselimizde karma araştırma çeşitleme türleri görülmektedir. Karma araştırmalarda çeşitleme yani zenginleştirme türleri nelerdir? Karma araştırmalardaki çeşitleme türleri veri, araştırmacı, kuram ve yöntemdir. Karma yöntem araştırmalarının sınıflandırılması nasıldır? Karma yöntem araştırmaları, gömülü karma yöntem, açıklayıcı karma yöntem, keşfedici karma yöntem ve paralel karma yöntem olarak sınıflandırılır. Gömülü karma yöntem araştırmalarında veriler eş zamanlı olarak toplanır ancak bir veri biçimi destekleyici rol oynar. Açıklayıcı karma yöntem araştırmalarında nicel veriler toplanıp daha sonra nicel verileri açıklamak amacıyla nitel veriler toplanır. Keşfedici karma yöntem araştırmalarında bir olguyu incelemek amacıyla önce nitel veriler toplanıp daha sonra e, nitel veriler arasındaki ilişkiler açıklamak için nicel veriler toplanır. Paralel karma yöntem araştırmalarında ise amaç eş zamanlı olarak hem nitel hem de nicel verileri toplamak, bu verileri birleştirmek ve bir araştırma problemini anlamak için çıkan sonuçları kullanmaktır. Paralel karma yöntem araştırmalarında ise Nitel ve nicel yaklaşımlar eşit statüde olup veriler eş zamanlı olarak toplanır. Karma yöntem araştırmalarının aşamaları nelerdir? Karma yöntem araştırmasının aşamaları planlama, uygulama ve değerlendirmedir. Planlama aşamasında problem belirlenir, karma desene uygunluğu kontrol edilir ve uygun karma yöntem ve modeli seçilir. Uygulama aşamasında veriler toplanır ve veriler yorumlanarak analiz edilir. Değerlendirme aşamasında da sonuçlar raporlaştırılır. Şimdi de birkaç tane karma araştırma örneği inceleyelim. Araştırma amacı şöyledir. k öğretmenlerinin yenilebilir ödevler gibi açık eğitim uygulamalarına dahil edilmesinin açık eğitim kaynaklarını kabullerini arttırma durumlarını araştırmak. Araştırma sorularımız şöyledir. Öğretmenlerin açık eğitim uygulamalarına deneyiminin açık eğitim kaynaklarını kabul etmeleri üzerindeki etkisi nedir? Öğretmenlerin K12 ortamlarında açık eğitim kaynaklarını uygulama deneyimi nedir? Buradaki araştırma iki aşamalı sıralı açıklayıcı karma yöntem araştırmasıdır. Teknoloji kabul modeline atıfta bulunan nicel aşama öğretmenlerin açık eğitim kaynaklarını kabulünü etkileyen faktörlerdeki değişimi inceledi. Spesifik olarak ilk aşama tek grup ön test son test tasarımını sergileyen nicel çalışmaydı. Nicel bulguların tamamlayıcı bakış açısını sağlamak için nitel aşama takip edildi. Bu araştırma tamamlayıcı bulguları bütünleştirdi. Ardından nicel sonuçların arkasındaki nitel hikayeyi ortaya çıkarmak için nitel bir araştırma yapıldı. İkinci karma araştırma örneğimiz de şöyledir. Araştırmanın amacı eğitim örgütleri bağlamında girişimci liderliğin çok boyutlu kuramsal bir çerçevesini oluşturmak, girişimci liderlik ile öğretmen girişimciliği arasındaki ilişkiyi incelemek, bu ilişkide pozitif psikolojik sermayenin aracılık rolünün olup olmadığını belirlemek ve okul müdürlerinin girişimci liderliğe ilişkin deneyim ve algılarını derinlemesine analiz etmek. Bu çalışmanın nicel bölümünde öğretmen, okul müdürü ve okul değişkenlerine ilişkin veriler kişisel bilgi formu okul müdürlerinin girişimci liderlik davranışlarına ilişkin veriler araştırma kapsamında geliştirilen girişimci liderlik ölçeği öğretmen girişimciliğine ilişkin veriler Van Dam ve diğerleri 2010 tarafından geliştirilen araştırma kapsamında Türkçe'ye uyarlanan girişimci öğretmen davranışları ölçeği, öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeylerine ilişkin veriler ise Lutans ve diğerlerinin tarafından geliştirilen e, Çetin ve basın tarafından Türkçe'ye uyarlanan pozitif psikolojik sermaye ölçeğiyle değerlendirildi. Araştırmanın nitel bölümünde nicel araştırma sonucunda girişimci liderliği yüksek algılanan 15 okul müdürü ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaların nitel verileri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Nicel kısmında ilişkisel tarama modeli, nitel kısmında ise fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bilimsel araştırma etiği. Etik ne demektir? Etik, iyi davranış sergileme, toplumsal olarak iyi ve kötünün ayrımını yapma, mesleki olarak benzer iyi davranışı bilimseme ve kötü davranıştan sakınma olarak açıklanabilir. Etik ifadesi ilk ne zaman kim tarafından ele alınmıştır? Etik ifadesi 1830'lu yıllarda Charles Babbage tarafından yayınlanan Bilimsel Araştırmalarda Sertekarlık isimli çalışmasında ele alınmıştır. Temel etik ilkeleri nelerdir? Temel etki ilkeleri kişiye saygı yani özellik, yararlılık, zarar vermeme yani kötü davranmama, adalet, bütünlük ve dürüstlüktür. Kişiye saygı katılımcının araştırmaya kendi hür idaresiyle katılmasıdır. Yararlılık ile maliyet, risk ve faydanın dengesidir. Katılımcıların fiziksel, ruhsal ve zarara uğramaması ise zarar vermemelidir. Adalet, uygulama ve topluma yararda herkese eşit davranılmasıdır. Bütünlük ve dürüstlük de katılımcı seçiminde dürüst olmaktır. Bilgisayarın çalışma mantığını ortaya koyan ilk bilim insanı kimdir? Bilgisayarın çalışma mantığını Charles Babbage ortaya koymuştur. Fark motoru isimli hesap makinesi bilgisayarın atası olarak kabul edilebilir. Genel bilimsel araştırma etiği ile ilgili ilk yapılacak unsurlar nelerdir? Genel bilimsel araştırma etiği ile ilgili ilk olarak Araştırmanın alan yazın taramasının detaylı yapılarak sağlam temellere oturtulması, doğru araştırma yönteminin belirlenmesi ve tüm sürecin araştırma ekibiyle paylaşılmasıdır. Verilerin saklanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Verilerin saklanması hassas bir konudur. Araştırma bitiminde imha edilmelidir. Dijital olarak saklanacak verinin gizliliği ayrıca önemlidir. Veri analizinde geçerlik ve güvenirlik analizleri vazgeçilmezdir. Bilimsel araştırma etiği kaç ayrılar? E, bilimsel araştırma etiği, genel bilimsel araştırma etiği, araştırmacı, katılımcı etiği ve yayın etiği olarak 3 ayrılmaktadır. Araştırma katılımcı etiğinin özellikleri nelerdir? Bireye saygı ön planda tutulmalıdır. Katılımcı araştırmaya katılımının, seçim hakkının kendisinde olduğunu bilmelidir. İçerisinde araştırmanın amacı, yapısı ve süresi açıklanmalıdır. Süreç doğru bir şekilde tanımlanmalıdır araştırmanın faydaları, riskleri, süreçte ve sonrasında bireye olan etkisi açıklanmalıdır. Katılımcı sürecin herhangi bir anında çekilebileceğini bilmelidir. Aydınlatılmış onan metninde neler olmalıdır? Aydınlatılmış onan metninde araştırmanın amacı, yapısı ve süresi, araştırmanın beklenen faydaları, verebileceği sıkıntılar, riskler ve zararların araştırma esnasında ve sonrasında kişiye etkisi. Kişinin araştırmanın istediği aşamasında onamından vazgeçebileceği ve bunun ona bir zararının olmayacağı gibi başlıkların yer alması uygun olacaktır. Bu bilgilerin aydınlatılmış onam formunda sözel veya yazılı onayı alınmalı der. Yayın etiği nedir? Araştırma ve yayın etiği, bilimsel araştırma ve yayınların dürüstlük, Açıklık, nesnellik yani objektif olma, başkalarının bulgu ve yaratılarına saygı gibi temel ilkilere uygun biçimde yapılmasını sağlamaya amaçlayan ve bunun gerçekleşmesi için çalışmalar yapan uygulamalı etik alanı olarak tanımlanmaktadır. Etik ihlalleri nelerdir? Etik ihlalleri bir araştırmada olmayan verileri üretmek yani uydurma. Sonuçları materyalleri değiştirmek, çarpıtma başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak, aşırma, aynı çalışmayı başka başka yerlerde yayınlamak, duplikasyon, bütünü parça parça yayın haline getirmek, dilimleme, araştırma desteğini belirtmemek, yazarlarının isim sırasını değiştirmek, yazar olmayan birini göstermek, yayınlanmamış başka birine ait çalışmayı kendine mal etmek, bunların hepsi etik ihlalidir. Araştırma etiğini garanti altına almak için ne yapmak gerekir? Araştırma etiğini garanti altına almak için başta vicdani sorumluluğu yerine getirmek ardından etik komisyonlardan, araştırma yapılan kurumlardan, bireylerin kendilerinden, reşit olmayanların velilerinden izin almak gerekmektedir. Verilerin toplanması ölçme ne demektir? Ölçme birey ya da nesnelerin niteliklerinin uygun araçlar kullanılarak gözlenip Gözlem sonuçlarının sembollerle gösterilmesidir. Ölçme düzeyi yani ölçek türü ne demektir? Birey ya da nesnelerin ölçülen özelliklerine ilişkin elde edilen ölçme sonuçlarının matematiksel niteliklerine ölçme düzeyi yani ölçek türü denir. Sınıflama, sıralama, aralık ve oran olmak üzere 4 ölçme düzeyi vardır. Veri ne demektir? Araştırma kapsamında deneklerden elde edilen her tür bilgi veri olarak tanımlanmaktadır. Verilerin toplanmasında kullanılan araçlar nelerdir? Verilerin toplanmasında kullanılan araçlar anket, görüşme, gözlem formu, testler ve derecelendirme ölçekleridir. Veri toplama araçları kaç türdür? Veri toplama araçları araştırmacı tarafından doldurulan testler ve denekler tarafından doldurulan testler olarak iki türdür. Araştırmacı tarafından doldurulan testler nelerdir? Araştırmacı tarafından doldurulan testler derecelendirme ölçekleri, görüşme çizelgeleri, gözlem formları, çeteleme, performans kontrol listeleri ve zaman ve hareket kayıtları yani loglardır. Denekler tarafından doldurulan testler nelerdir? Denekler tarafından doldurulan testler anketler, öz değerlendirme kontrol listeleri, tutum ölçekleri kişilik envarterleri, başarı yetenek testleri ve performans testleri der. Geçerlik ne demektir? Geçerlik, belli araçları kullanarak elde edilen bilgilerin araştırmanın amaçlarına hizmet etmesidir. Başka bir deyişle, geçerlik ölçülmek istenilen özelliğin ölçülebilme derecesidir. Geçerliğe ilişkin kanıtlar, elde edilecek verilerin ve bu veriler doğrultusunda elde edilecek olan sonuçların geçerliğine ilişkin kanıtlar bulmaktır. Geçerlik türleri nelerdir? Geçerlik türleri kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği, yapı geçerliği ve görünüş geçerliğidir. Kapsam geçerliği, içeriğin uzman görüşüne dayalı değerlendirilmesidir. Ölçüt geçerliği, test puanlarının ölçüt puanları ile ilişkili olmasıdır. Ölçüt geçerliği iki ayrılar. Bunlardan birincisi eş zaman, hali hazır ya da uygunluk geçerliğidir. İkincisi de Yordama geçerliğidir. Eş zaman geçerliğinde e, ölçüt aynı veya yakın bir zamanda ölçülmüştür. Yordama geçerliğinde ise ölçüt daha sonra ölçülmüştür. Yapı geçerliği. Yapı geçerliğinde testte elde edilen puanlar testin ölçtüğünü varsaydığı kavramı yani yapıyı ölçüyor mu? Test ölçtüğü özelliği nasıl bir yapısal model içinde ölçüyor? E, sorularına cevap verir. Görünüş geçerliğinde ise e, teste ilişkin teknik olmayan bir özelliktir. Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumudur. Kapsam geçerliği ne demektir? Kapsam geçerliği, araçta yer alan maddelerin veya soruların ölçülmek istenen içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygun olup olmadığının incelenmesidir. Ölçüt geçerliği ne demektir? Mevcut araçtan elde edilen puanlarla Diğer araçlardan elde edilen puanlar arasındaki ilişki incelenir. Ölçüt geçerliği eş zamanlı ve yordama geçerli olmak üzere iki ayrılır. Yapı geçerliği ne demektir? Araç ile ölçülmek istenen psikolojik yapı ve özelliklerin doğasını ifade eder. Geçerli etkileyen faktörler nelerdir? Geçerli etkileyen faktörler ölçme sonuçlarının güvenirliği, ölçme yöntemi ve madde sayısı, puanlayıcı yanlılığı ve uygulama koşulları der. Güvenirlik ne demek der? Güvenirlik aynı ölçme aracının bağımsız ölçümleri arasındaki tutarlılığı ifade eder. Güvenirlik elde edilen puanların hatadan ne kadar uzak olduğunun bir göstergesidir. Güvenirliğin yüksek olması elde edilen puanların hata düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Güvenirlik katsayısının hesaplanmasında kullanılan yöntemler nelerdir? KR20 bir test maddesine verilen cevaplar bir doğru ve sıfır yanlış ile puanlandığında veya evet hayır gibi iki seçenekli olması durumunda kullanılır. Krom ve Halfa Test puanlarının güvenirliği bir alt kestirici olarak kullanılır. Özellikle cevapların derecelendirme ölçeğinde elde edildiği durumlarda sıklıkla kullanılır. Testi yarılama eşdeğer yarılar yöntemi. Testin İki eş yani paralel formundan elde edilen puanlar arasındaki korelasyona dayalı olarak testin tümü için güvenirlik tahmini yapılmasını tanımlar. Eş formlar yöntemi. Bir aracın iki farklı eş formu aynı gruba aynı zaman diliminde veya kısa aralıklarla uygulanır. İki ölçümden elde edilen puanlar arasındaki hesaplanacak ilişki katsayısı yüksekse güvenirlikte yüksektir. Test tekrar test yöntemi. Aynı aracın Aynı gruba belli aralıklarla uygulanmasıdır. Uygulama sonunda iki ölçümden elde edilen puanlar arasındaki korelasyon hesaplanır. Bu işlemin amacı zamana bağlı değişmezliği göstermektir. Değerlendirmeciler arası tutarlılık. Çok sayıda objenin belli bir özelliğe ne derece sahip olduğuna ilişkin iki veya daha fazla bağımsız gözlemcinin verdiği puanların güvenirliğini incelemede kullanılır. Ölçmenin standart hatası belli güven düzeyleri için testten alınan puanların gerçek puandan olan sapma miktarını hesaplamada kullanılır. Böylece belli olasılıklar dahilinde gerçek puanların alabileceği üst sınır değerleri bulunabilir. Hesaplanan alt ve üst sınır gerçek puanının güven aralığını gösterir. Güvenirliği etkileyen faktörler nelerdir? Güvenirliği etkileyen faktörler ölçme aracına ilişkin faktörler Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler, uygulama koşulları ve zamandır. Ölçme aracına ilişkin faktörler, testin uzunluğu, test uygulama yönergesi ve maddelerin ifadesi, maddelerin homojenliği ve puanlamadaki nesnelliktir. Testi alan birey ve gruba bağlı faktörler, bireysel değişkenler, normal dağılım gösteren heterojen grup. Uygulama koşulları ve zamana bağlı faktörler ise sınav koşullarının standart olması ve sınav süresinin az veya çok olmasıdır. Madde analizi, madde güçlüğü ve madde ayırt ediciliği ne demektir? Madde analizi, madde özelliklerini incelemeye yönelik analizleri tanımlar. Madde güçlüğü, başarı ve yetenek testlerinde doğru cevaplama oranını ifade eder. Madde ayırt ediciliği ise her bir maddenin grupları birbirinden ne kadar ayırt ettiğini gösterir. Araştırmacı ihtiyaç duyduğu verileri toplamak amacıyla ölçme aracını nasıl seçer? Araştırmacı ihtiyaç duyduğu verileri toplamak amacıyla bulunduğu kültür içinde ölçme aracını kendisi geliştirebilir. Bir diğer çözüm ise aynı yapıyı kavramları ölçmek amacıyla farklı kültürlerde geliştirilen geçerlik ve güvenirlik bakımından tatmin edici olan bir test uyarlanabilir. Bulunan kültüre özgü ölçme aracının geliştirilmesi daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Test ölçek geliştirme aşamaları nelerdir? Testin kimlere yani hangi hedef kitleye uygulanacağı ve test puanlarının hangi amaçlarla kullanacağının kararlaştırılması. Tutum, kaygı, motivasyon, akademik başarı, öz yeterlik gibi ölçülmesine odaklanılan kavramlar ve yapılar belirginleştirilir. Ölçülecek özelliğe en uygun madde türleri seçilir ve Literatüre, görüşmeye, gözleme ve uzmana dayalı maddeler yazılır. Maddeler ölçülecek özelliği ölçmedeki yeterliliklerine yönelik teknik denetimden geçirilir. Uzman görüş alınarak test maddelerinin düzeltilmesi ve yönergesi ve soruları ile birlikte ön döneme formu oluşturulur. Ön uygulama yapılır. Ön uygulamadan elde edilecek verilere dayalı olarak test istatistikleri hesaplanır ve madde analizleri yapılır. Bu süreç geçerlik ve güvenirlik analizlerini kapsar. Bir testin yani ölçeğin uyarlanması süreci şüphesiz test geliştirme sürecinden bazı farklılıklar gösterir. Uyarlama sadece aracın maddelerinin değil, yönergelerinin ve madde cevap seçeneklerinin de uyarlanmasını içerir. Test ölçek geliştirme aşamaları nelerdir? Test ölçek geliştirme aşamaları testin amacının belirlenmesi, test ile ölçülecek özelliğin belirlenmesi, madde yazımı ve madde havuzunun oluşturulması, teknik denetim ve dil anlaşırlığının incelenmesi, uzman görüşü alma, ön deneme formunun oluşturulması, ön uygulamanın yapılması ve testin psikometrik özelliklerinin belirlenmesidir. Psikometrik özellikler geçerlik ve güvenirliktir. Test ölçek uyarlama aşamaları nelerdir? Test uyarlama aşamalarında ilk olarak ölçülmesi amaçlanan kavramın kültürdeki yeri belirlenir. Daha sonra ölçek geliştirme mi yapılacak, uyarlama mı yapılacak bu sorulara cevap aranır. İki yönlü çevir yapılır. Yani ölçme aracıyla ya da yönergeyle. Alan uzmanı tarafından orijinal ve çevirinin incelenmesi yapılır. Dilsel eş değerlendirme yapılır. Yani bir gruba orijinal ve çeviri formunu uygulama veya denk gruplara uygulama yapılır. Daha sonra uygulama ve analiz yapılır. Yani yapı geçerliği ve madde analizi yapılır. En son olarak da faktör yapısı tanımlanmış ölçeğin geçerlik ve güvenlik çalışmaları yapılır. Gözlem ne demektir? Gözlem araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin belli hedeflere odaklanılarak çıplak gözle ya da bir araç kullanılarak izlenmesi suretiyle toplanması sürecidir. Gözlemci Gözleme bir grup üyesi gibi etkili ve tam olarak katılır veya hiçbir etkisi olmaksızın katılır. Yapılandırılmamış gözlem ne demektir? Yapılandırılmamış gözlem, gözlem öncesi yapılandırılmamış ve gözlemciye bilgi toplamada ve kaydetmede özgürlük sağlayan bir tür gözlem yöntemidir. Yapılandırılmış gözlem ne demektir? Yapılandırılmış gözlem, gözlenecek şeyle ilgili daha iyi bir yapılanma yönelim ve sistematik bir yaklaşım kullanılmaktadır. Görüşme ne demektir? Görüşme en az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim sürecidir. Yapılandırılmış görüşme ne der? Yapılandırılmış görüşmede araştırmacının belirli bir sırayla önceden hazırlanmış olduğu sorular vardır. Yapılandırılmamış görüşme ne der? Yapılandırılmamış görüşme Araştırmacıya konuyla ilgili olabilecek maddelerin sorulmasında büyük serbestlik sağlar. Sorular ve sıralamaları sabit değildir. Görüşme sırasında gelişebilir. Yarı yapılandırılmış görüşme nedir? Yarı yapılandırılmış görüşme hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi sağlar. Bu görüşmelerin dışında etnografik ve odak grup görüşmeleri de vardır. Görüşme öncesi hazırlık aşamasında neler yapılır? Görüşme öncesi hazırlık aşamasında genel ve özel amaçlı sorulara karar vermemiz, görüşme sorularını tasarlamamız, soruları sıralamamız, süreç ihtiyaçlarını düşünmemiz, giriş ve kapanışları hazırlamamız, görüşme kayıtları için hazırlanmamız ve görüşme formu için pilot test yapmamız gerekmektedir. Görüşme sürecinde neler yapılır? Görüşme sürecinde öncelikle görüşme sürecini başlatıp Gerekli açıklamaları yapacağız. Yani konuyu tanımlayacağız. Daha sonra e, bilgisinin olmasını sağlayacağız. Görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Görüşmeyi sonlandıracağız ve notlarımızı tutacağız. Görüşme verilerinin analizinde ise sıklıkla içerik analizi kullanılmaktadır. Bilimsel raporun bölümleri. Araştırma sürecinde veriler toplandıktan sonraki aşama nedir? Araştırma sürecinde e, veriler toplandıktan sonra uygun veri analizi yöntemleri kullanarak analiz yapılır ve bulgular şekillendirilir. Daha sonra da raporlaştırma yapılır. Raporlaştırma sürecinde hangi yazım kuralları kullanılır? Raporlaştırma sürecinde sosyal bilimler alanında ağırlıklı olarak Amerikan Psikoloji Derneği tarafından hazırlanan yazım kuralları kullanılmaktadır. Bilimsel yazıların hazırlanmasında niçin belli kuralların olmasına gerek vardır? Bu kurallar okuyucular arasında ortak bir dilin oluşmasını ve iletişimin kurulmasını sağlar. Bu kurallar uzmanların sistematik çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kurallar yazıların birbirleriyle aynı olmasını sağlar. Kurallar aynı alanda çalışan insanlar için bilimsel raporun yazımında ortak bir dil oluşturmayı sağlar. Bilimsel araştırma raporlarında kullanılan ana başlıklar yani bölümler nelerdir? Bir başlık. 2 özet bölümü 3 giriş bölümü 4 yöntem bölümü 5 bulgular bölümü 6 tartışma bölümü 7 kaynaklar listesi 8 ekler ve 9. olarak da yazar notu bölümlere bulunmaktadır. Bilimsel raporlarda başlık nedir? Başlık çalışmanın genel yapısını yansıtır ve Çalışma hakkında okuyucuya bilgi verir. Bu nedenle başlıklarda kısaltma kullanılmamalıdır. Bilimsel raporlarda yazara ilişkin bilgiler nerelere ve nasıl yazılır? Her çalışmada yazar, yazarların adı ve yazarlara ilişkin kurum bilgileri yer alır. Yazar adı verilirken önce ilk adı, varsa ikinci adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazarların tüm yayınlarında isimlerini aynı şekilde kullanmaları yazarların rahatlıkla takip edilmelerini sağlar. Yazarların ünvan bilgisi çalışmalarda verilmemelidir. Yazar adı büyük küçük harfler kullanılarak ortalı ve başlığın bir alt satırına yazılır. Bilimsel raporlarda özet bölümü nedir? Nasıl olmalıdır? Okuyucuların ilk incelediği bölüm özet bölümüdür ve çalışma hakkında fikir vermelidir. Özet araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır. Özete en önemli olan bilgiyle başlanmalıdır. Özette çalışmanın en önemli 4 veya 5 bulgusu veya sonucu verilmelidir. Özet bilgiyi yoğunluğu açısından yeterli olmalı. Bununla birlikte okunaklı, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olmalıdır. Özet bölümü kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Özet 120 kelimeyi geçmemelidir. Bilimsel raporlarda giriş bölümü nedir? Nasıl olmalıdır? Giriş bölümünde Çalışmanın problemi sunulur ve tanıtılar. Giriş bölümü yeni bir sayfadan başlatılmalıdır. Ayrıntılı bir tarihsel incelemeye gidilmeden araştırmaya ilişkin altyapı oluşturulur. Önceki çalışmalarla mevcut çalışma arasındaki mantıksal ilişkiler kurulur. Problem okuyucuların anlayabilmesi için yeterince açık ve anlaşılır şekilde ortaya konulur. Değişkenler tanımlanıp araştırmanın amacı Hipotezleri ve soruları verilerek problemin çözümündeki yaklaşım ortaya konulur. Bilimsel raporlarda yöntem bölümü nedir? Yöntem bölümü araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detayların yer aldığı bölümdür. Araştırmanın yürütülme detayları, çalışmanın yönteminin ve sonuçların güvenirlik ve geçerliliğinin uygunluğunu okuyucuların değerlendirebilmesini sağlar. Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu örneklemi, veri toplama araçları ve sürece, veri analizi ve uygulama sürece detaylı olarak açıklanır. Çalışma detaylı ve karmaşık bir yapıya sahipse alt bölümlerin sayısı arttırılabilir. Bilimsel raporlarda bulgular bölümü nedir? Bulgular bölümünde toplanan verilerin analizine ilişkin istatiksel sonuçlar özetlenir. Bulgular sonuç kısmını destekleyecek şekilde gereksiz ayrıntılara girmeden raporlanır. Çalışmanın hipotezlerine aykırı olan sonuçlar da dahil olmak üzere konuyla ilgili tüm bulgulardan söz edilir. Bu bölümde bulguların yorumlanması ve tartışılması uygun değildir. Bilimsel raporlarda tartışma bölümü nedir? Tartışma bölümünde özellikle çalışmanın soruları, hipotezleri ile ilgili değerlendirme ve yorumlar yapılır. Bulguların kuramsal önemi ve sonuçların geçerliliği vurgulanır. Tartışma bölümünün sonunda ortaya çıkan sonuçların önemi vurgulanır. Tartışma bölümünde okuyucular aradıkları cevapları doğrudan açık bir şekilde bulmalıdırlar. Tartışma bölümünün kısa ve açık olduğu durumda ne yapılır? Tartışma bölümünün kısa ve açık olduğu durumda bulgular ve tartışma bölümleri birleştirilebilir ve bu durumda bölüm başlığı Bulgular ve Tartışma ya da Bulgular ve Sonuçlar olarak değiştirilir. Çalışmanın sonuçları nasıl aydınlatılır ve doğrulanır? Yapılan çalışmanın bulguları ile diğer çalışmalar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar çalışmanın sonuçlarını aydınlatır ve doğrular. Bilimsel raporlarda kaynak listesi nedir? Kaynaklar bölümü yeni bir sayfada başlar. Kaynaklar listesinde çalışmada kullanılan kaynakların tamamı yer almalıdır. Kaynaklar listesindeki kaynaklara metin içinde atıf yapılmalı der. Kaynaklar listesi az ve öz olmalı, yapılan araştırmayı destekleyen önemli kaynaklara yer verilmelidir. Tüm kaynaklar çift satır aralığı ile yazılır. Bazı tez yazım kurallarına göre kaynaklar tek satır aralığı yazılsa da APA'ya göre yani Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre hazırlanan çalışmalarda kaynaklar çift satır aralığına göre düzenlenir. Her bir kaynağın ilk satırı sola hizalı, ikinci satırı içerden yazılacak şekilde düzenlenmelidir. Bilimsel raporlarda ekler bölümü nedir? Ekler, bir materyalin çalışmanın gövde kısmında detaylı olarak verilmesinin uygun olmayacağı ve dikkati dağıtacağı durumlarda oldukça yararlıdır. Ekler bölümü, okuyucuların çalışmayı anlamasında ve değerlendirilmesinde gerçekten faydalı olacak eklenmelidir. Ekler bölümü, ayrı sayfada başlanmalıdır. Her bir ek, ayrı sayfalarda yer almalıdır. Ekler bölümü çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Her bir ek büyük harflerle A, B şeklinde sıralanmalıdır. Metin içinde eklere gönderme yapılırken de bu sıralama kullanılmalıdır. Bilimsel raporlarda yazar notu bölümü nedir? Yazar notu her bir yazara ilişkin kuramsal bilginin, finansal desteğin kaynağının belirtildiği Çalışmaya destek veren meslektaşların belirtildiği bölümdür. Eğitim araştırmaları ve arge çalışmaları konusunun dördüncü bölümünü işlediğimiz dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.